Evet, Rabia da geldi. İyi oldu geldi. Çünkü tam ikinizin sohbetinden bahsedecektim. Mehtap'ın Rabia'dan bir ricası oldu bugün. Haberiniz var mı sizin? Çok ilginç bir konuda bir ricası var. Acaba niye bu ricayı Rabia'dan etti? Bakalım. Gene yaptı, gene yaptı. Ya Aykut'u istiyorsan daha fazla geç kalmadan hemen Berker'in önünü kesmen gerekiyor. Bunu biliyorsun. Ben bir saattir sana diyorum ki ben hayran olduğum kişi tarafından, ailem tarafından bastırıyordum diyorum. Şimdi tutmuşsun, ben mi öğreteyim? Sana nasıl açılabilirim derdi yapıyorum. Adam anlamıyor. Daha nasıl anlatayım sana? Aykut'u sen biliyorsun zaten kalıp olarak. Aykut'u ben mi biliyorum? Berker'i de sen biliyorsun. Sert adamı ben görürsem nereden sen biliyorum biliyorsun. Ya. Tamam Aykut'u ben hallederim. Sen Berker konusunu sert adamı görürse ama işte tatlı tatlı, kibar kibar. Zaten Berker senin şu an hiçbir şeyin. Berker, böyle yorumlar var seninle ilgili. Ama aslında bugün yaptığın jestler de hiç azımsanacak gibi değil Mehtap'a. Ne diyorsun bu konuşmayla ilgili? Yani söylenecek bir şey yok Seda Hanım. Bu konuyla ilgili yorum da yapmak istemiyorum. Hoş karşılamadım. Keşke kendisi bunları bana söyleseydi daha iyi olurdu. Ben sana söyledim kardeşim geçen hafta aslında böyle mevzu var diye. Aykut ama burada söylememiz gereken kişi sen misin? Yok, geçen hafta gelinler evine gittiğimiz zaman Rabia ile Mehtap yan yanaydı. Böyle bir mevzu gene geçmişti. Ben de hani Berker de Mehtap'la ilgilendiği için dedim kardeşim böyle böyle bir şey var. Hani bilgin olsun, haberin olsun. Hani bunu ben söylemişim ama Rabia ile Mehtap'ın yaptığı muhabbeti şimdi ben de ilk defa duyuyorum. Yani Aykut'u halledelim ben üstüme falan. Düşeni yaptım diyorsun yani. Ben yaptım ama yani bayağı bir hayalindeki kadın olduğunu iddia etti, söyledi Berker arkadaşımız. Ben de yani üzerime düşen görevi yaptığımı düşünüyorum. Peki senin Mehtap'a karşı hislerin var mı? Ya Mehtap'a ben geldiğimden beri hani arkadaşım ben. Onun dışında zaten öyle bir farklı bir pozisyonda duygusal bir anlamda bir yakınlaşmamız veya konuşmamız olmadı. Nasıl olmadı efendim? Ne zaman oldu kardeşim? Yemekte baş başa ödül yemeğindeyken. Tamam, yemekte ilk geldiği zamanlar bir Mehtap ağlamıştı. Ben de bayanın gözyaşları benim için değerli demişim, silmiştim. Onun dışında vallahi öyle ekstra olarak hani duygusal bir anlamda veya aşk anlamında oturup bir duygu paylaşımında bulunmadık yani. Biz oradaki duygusallığı hissettik. Seni sadece biraz Mehtap korkuttu gibi geliyor. Yok, Mehtap'tan mesela ben Mehtap'ın yüzüne söyledim Seda Hanım oradan. İlk geldiği zamanlar mesela Mehtap dediği zaman böyle bir korku algısı oluşturuyordu. Benim Mehtap'a karşı hiçbir şekilde öyle bir korkum veya bir endişem olmadı. Hani sohbet ettiğim zaman gayet keyif aldım, konuştuğum bir insan korkum yani. Korkum olmadı da enteresanmış ha. Mehtap'tan korkum ama olmadı. Ama Seda Hanım öyle bir algı var. Mehtap dediğin zaman... Duydun Mehtap bak. Nasıl korkutmuşsun erkeklerin gözünü? İşte bende öyle bir algı olmadı. Erkeklerin gözünü... Belki korkmuyorum yani... Mehtap'tan diyorsun yani. Korkmuyorum Seda Hanım, niye korkayım ben ya? Yaşa. Korkulacak bir insan pilavdan yani dönenin kaşığı kırılsın. Peki, ben şimdi Gökhan'a başka bir şey sormak istiyorum. Gökhan, sence sen bilirsin Aykut'u tırnağı içerisinde Rabia'ya Mehtap'ın danışması. Neden Rabia Aykut'u bilecekmiş ki bu kadar gelin adayı arasında? Yaptıkları muhabbet saçma sapan bir muhabbet. Zaten ben Rabia'yı artık yavaş yavaş tanıyamamaya başladım. Bazen anlamıyorum ya. Sanki hani burada ilişkisi yokmuş da hani olur ya, ilişkisi olmayan insanlar burada her şeyi yorumlarlar. İşte olur olmadık şeylere girerler, müdahale ederler. Öyle bir havası var Rabia'nın. Çok yönlendiriliyor Rabia artık, öyle düşünüyorum. Çok fazla insanlara güvenip onların akıllarıyla hareket ediyor. Bu ona zarar veriyor. Farkında değil. Umarım yakın zamanda farkına varır. Ne yapıyorsun abi? Evet. Beraberliğini unutuyor musun sen yorum yaparken? Hayır. Zaten orada dikkat ettiysen ben nereden bileceğim ya diye çıkıştım. Senin nereden ayrıca bileceğim ya çıkıştım demen önemli değil. Ayrıca dışarıda bile beraber gezdiğim bitti bir insanı... Bak, benim sesimi senin... bastırma. Benim sesimi bastırma. Dışarıda bile beraber gezdiğin, eğlenmeye gittiğin insanın seni hiç tanımıyormuş gibi sana bu ithamda bulunması enteresan. Gece gündüz berabersiniz ya, nereden bileceğim ya kelimesini sana kullandırmadan önce senin bilmediğini bilmesi lazımdı. Gece gündüz beraber gezdiğiniz için. Bugün itibariyle arkadaşlığımız bitti zaten. Onu da verirlerse izlersin. Biz Mehtap'la konuşmuyoruz. Tartıştık zaten. Senin istemediğin kimseyle konuşmuyorum. Gamze'ye de cevabını verdim. Ama Gamze seni haklı buldu. Ve bundan sonra Gökhan'ın istemediği arkadaşlarımla konuşmuyorum dedim zaten. Ya senin istemediğin arkadaşların diye bir şey yok. Senin hayatına müdahale etmiyorum ama senin göremediğin şeyleri sana göstermeye çalışıyorum. Beni kimse yönlendirmiyor Gökhan. Kimse beni yönlendiremez. Öyle mi? Mehtap da beni yönlendiremez. O zaman senin şu geçen akşamki olaylarını sen bilerek kendin mi yaptın? Aykut'la ol. İşte Aykut'la yapışıyorsun. Senin aklın Aykut'ta kaldı falan filan sözleri kullanıyorlar. Ben de zaten bugün Berker bana geldiğinde girdiğimden beri zaten Aykut'u ve Şahin'i beğendiğimi belirttim.
Fakat arkadaşlar diyor ki hani sen biraz daha bir tık önde git de bir ama şey Berker'i olsun. Beğenmiyorsun öyle mi? Korkuyor Seda Hanım, Berker'den korkuyor. Berker onu prenses gibi yaptı. Konuşmuyorsan şimdi. Niye savunuyorsun? Bırak kendi konuşsun. Tamam. Az evvel verilen meteorede benim konuşmamdı. Burada saygısızlık yapılıyorsa şu an bize yapılıyor. Bir sen saygıdan yapılıyor. Mı bahsediyorsun? Sevgilisine Mehtap. Falan değil. Önce bir karşındaki insanı dinlemeyi öğren. Sen tamam saygıdan mı bahsediyorsun Mehtap? Sen kendi Mehtap. Kendine burada benimle bu şekilde konuşamazsın. Sen saygıdan mı bahsediyorsun Mehtap? Benim Rabia'dan Mehtap. Konuşurken, dün konuşuyorduk Rabia'yla. Bu yardımı istemem de çok doğal çünkü Berker Gökhan'la arkadaşlık ediyor. Ya, Aykut'u nasıl elde ederim değil yani soru. Hayır, buradaki... Soru Aykut'u nasıl elde ederim falan olayı değil. Ben zaten orada diyorum ki ben Aykut'u hallederim. Hani Aykut olayını ben zaten kafamda ne olduğunu biliyorum. Sen orayı geç bana bu peki. Görüşmenin sonrasında ben şey oldum. Ben Berker oldum, o Mehtap oldu. Hatta orada dalgasını geçtik. Tamam. Ben sert gittim. Böyle yorumluyorsanız böyle. O zaman böyle Gökhan'ın zaten. Da biraz içine su serpesi. Böyle zaten. Veterinin devamı da böyle. Aykut'la alakası yok. Oysa Berker bambaşka ümitlerle gelmişti eve. Bambaşka hediyelerle ve beklentilerle. Bir hatırlayalım, Mehtap'a soracağım Berker eslerini tekrar. Üstünü kapatamayacak. Dışarıda görüştüğün biri var mı diye iddia ediyorsun ya. Ondan gelince sonra konuşuruz. Hadi bana aday geziyor diyorlar. Bu kez de neden adayın yok, dışarıda sevgilim var diyorlar. Bak toplu yayını ucundan bir sebeple arasınlar, bulsunlar. Yapmadıklarını... Size mi ait, başkasına mı ait? Gerçekten güzel bir erkek davranışı. Kim, sen mi yolladın? Sen mi? İçinden geldin. Şey için tüm gelinlere. Sen? Orta şeker senden. Ay çok teşekkür ederim. Senin bu arada. Teşekkür ederim. Çok mersi. Gözlerini kapatır mısın? Neden? Rica ederim, bir gözlerini kapat. Ama dokunmayacaksın. Hayır. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Peki. Yaklaş biraz bana. Şöyle yapalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir saniye. Açabilir miyim gözümü? Açtım da göremiyorum şu an. Kolye mi aldın bana? Yok, kolye gibi değil. Kolye gibi değil mi? Ne ya? Dalga mı geçiyorsun, bu ne? Hayır, ciddiyim. Ne? Ay özür dilerim, teşekkür ederim. De. Neden böyle? Neden böyle? Dedim ya hani senin gülüşün, bakışın, hareketlerin benim için altın değerinde diye. Şimdi ben dedim ya hani biraz odun bir adam, böyle çok hediye şey seçmek konusunda iyi değilimdir. İçimden bu geldi. Papatya sevdiğine ben bir yerde mi? Ben bir şeyler görünce mutlu oluyorum ya, Allah Allah. Bak belki ben var ya şu, ben bununla mutlu oluyorum. Papatya sevdiğini bilmeyen demek için. Ben kendim böyleyim, ben böyleyim, ben bunu seviyorum. Aşkım ben hiçbir zaman kırmızı gülü çok sevmedim. Yani çok sevmediğim bir şey geldi. Yalandan mı gülümsememi istiyorsunuz? Enteresan bir şey mesela bakış yani bunu... Küçük bir şeyler seviyorum. Gülü beğenmedin diye mi yani? Hayır, kırmızı gül canım sonuçta çok gerçekten değerli bir gül, kırmızı gül. Ya şimdi bir kere beyaz gül aşkı temsil etmez, tamam mı? Böyle arkadaşına da verebileceğim bir şeydir. Saflığı, temizliği temsil eder. Kırmızı gül aşkın sembolüdür. Burada yedi gelin adayına zerafet birer tane çiçek. Sana da kırmızı gül geldiyse bu sorun bunun rengi değil. O başka bir şeyi temsil ediyor kırmızı güller. Bir kere senin farklılığını. Yedi beyaz gül, bir tane kırmızı demet. Yani ondan sonra o boynuna taktığı şey, beşi bir yerde ne anlamına geldiğini bilmeyen yoktur. Direkt dönüyorum. Ne demek soruyorum Berker'e. Bir dakika, burada kavgadan önce şöyle bir yorum geldi. Mehtap'ı çok iyi tanıyıp da mı beşi bir yerde almış? Berker niye beşi bir yerde tercih etmiş? Bir ondan öğrenelim. Şimdi Seda Hanım şöyle söyleyeyim. Ben daha önce hayatıma giren kadınlara hediye almadım. Bir çiçek dahi almadım. Ay marifet. O yüzden de hediye seçmek, o yüzden de hediye seçmek konusunda çok iyi değilimdir açıkçası. Sadece içimden geldi, içimden geldiği gibi aldım. Bunun altında bir anlamlar yüklemedim. Buna karşılık bir şey de beklemedim ondan. Hani bizim kültürümüzde bu gelin adaylarına beşi bir yerde takılır ya sözde veya nişanda bir beşi bir yerdesi olur. Acaba öyle bir şey mi diye düşündüm. Ne bileyim, ince zincir bir altın da alabilirdin. Aynı fiyata veya işte ne ya bileyim. Ya fiyatı şusu busu önemli değil. Benim için para pulun
O beşi bir yerdenin yani bir maneviyatı yok mu? Şöyle söyleyeyim, maneviyatı şu. Ona aday olduğumu söylemek için aldım. Ben öyle bir yol tercih ettim. Onu yapmak istedim, onu aldım. Yani hani bunun altında hani aranacak başka bir şey yok. Yani dediğim gibi beşi bir yerde değil. Zaten çok açıkça söylüyorsun, aday olduğumu göstermek için aranılacak şey de bu bunun altında zaten. Son derece de mantıklı demek ki. Aday, resmi olarak adaylığını Bilemet Kırmızı Gül bir de böyle bir kolyeyle açıklamak öyle, istedim. Öyle, evet, evet. Tam açıklayamadın sanki ama. Evet, tam açıklayamadım. Ya da bazıları almaza yattı. Açıkladın da anlamamazlıktan geldiler. Zaten Seda Hanım, Mehtap Kırmızı Gül değil, papatya seviyormuş. Onu da söyledim. İyi de çocuk nereden bilsin ben... Mehtap'ın ya papatya çocuklar, sevdiğini ya? Ne alakası var? Şurada çocuğu çevir, Kırmızı Gül ne anlama gelir der, söyler yani. Sürekli onu o söylüyor. Adam Mehtap sürekli onu söylüyor. Flört edersin. Flört ettiğinde sevdiğin çiçekleri öğrenir beraber olduğun insan. Ya da işte kocan ya da nişanın onu alır da. Ya Kırmızı Gül eşittir aşk. Var mı bunun? Bunu da sen de biliyorsun Mehtap. Var mı bunun başka izahı? Var. Ne? Yedi kıza tek gül geliyor. Bana sana gelen bir deme. Güllere karşılık bir hakaret etmedim. Kabul etmemezlik yapmadım. Bir terbiyesizlik yapmadım. Teşekkür ederek aldım zaten. Ve gül niye rengine mengine takılıyorsun? Anlamamazlığa geliyor. Sen çok zeki bir kadınsın. Seda Hanım, güllere de takılmadım aslına bakarsanız. Diğer kızlar orada şeyi açtılar. Aslında senin sevdiğin çiçekleri herkes biliyorken bu nasıl geçen evet. sezondan beri izlememişti. Sana böyle gelmiş falan filan yorumları yapılınca ben de öyle konuştum bir. Bak İkincisi, ben sizi biliyorsam, tanıyorsam eğer sizi ve seni, sana papatya gelse de bu kadar ucuzunu mu almış? Bir gül orkide getirememiş mi yorumunu yapardı? Ben. Tabii. Yapmayın Seda Hanım ya. İlk ben aşkını böyle mi bana ifade severim. Ediyor? Papatyayla mı? Ay bu kır çiçeği. Daha önce kaç çiçeği beğenmedin öyle? Ay bu kır çiçeği, bu ne ayol? Seda Hanım. Hangi ya bırak çiçeği? Çiçeği şimdi, sen Berker'in niyetini anladın. Ben oradayım. Ne hissediyorsun? Ya ilk defa ben bu evde tanışma yoluna beşi bir yerde takılıp da hadi hayırlı olsun sana beşi bir yerde takıyorum. Hayırlı uğurlu olsun falan muhabbetin ilk defa görüyorum. Nerede o beşi bir yerde? Tabii ki duruyor kutusunda. Geri mi vermeyi planlıyorsun? Ya tabii ki geri vermeyi planlamıyorum ama bozdurup yiyeceğim. Planlamıyorum tabii ki planlamıyorum. Bozdurup yiyeceğiz kızlar Seda aramızda konuştuk. Seda Hanım. Buyur Berker. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben insanlara aldığım şeylere de karşılık beklemeden yaparım ve verdiğim hiçbir şeyi de ne pahasına olursa olsun o insanla kanlı bıçaklı olsam da geri almam. Öyle bir yapım yok. Ona da söyledim. Kendisi geri vermek istedi. Kabul edemem dedi ama ben aldığım bir şeyi asla geri almam. Ama maddi değeri yüksek bir şey. Maddi yani, değeri benim için. Kabul etmediği için kendisi. Ben bunu zaten daha taktı çıkardı. Devamını vermediler VTR'de. Ben bunu asla kabul edemem dedim zaten kendisine. Yani o an söyledim. Asla sen yine üstüne düşeni yaptın. Yo, doğru bir hareket bence de. Tabii ki, tabii ki. Şimdi ben Allah korusun canım. Yok hayır. Ben bir papatyayı bile şurada gel bakabilirsin. Koyar suya bekletirim. Ben de böyle bir huy vardı. Bana verilen her şeyin maneviyatı da var. Büyüktür. Güzel düşünülerek alınmış. Ama Seda Hanım. Buyur belki. Bu arkadaşın neye kızdığını anlayamadım ben. Mehtap'ı cevapla o zaman. Neye kızdın Berker? Aslında demin izlediğim görüntüye de kızmadım. Sadece demin Onur geldiği zaman şunu söyledi. Sen sanırım, gerçi ben bunu sana kırmızı odaya çağırıp baş başa sormak istiyordum da. Hani böyle geldi ama acaba prim mi yapmak istiyor diye bir cümle çıktı mı ağzından? Senin için mi? Evet. Evet, ben burada popülaritesi en yüksek olan gelin adaylarından biriyim. İkinci ben öyle olduğunu bilmiyordum. Sen şarkı söyleyen bir insansın ve sana güvenmem için diyor ki şu an seni tanıma yoluna girmek istiyorum. Taktı beşi bir yerde. Hadi tanıma yoluna girelim. Tanıma ben böyle yoluna bir insan girelim değilim. Demedim. Bir sen saniye. Dedin. Seni tanıma dedim yoluna. Dedim ki ben dedim sana adayım dedim. Ben tamam bunu seni, söyledim. Hani seninle tanıma yoluna girelim. Bunu söylemesi normal. Senden, tamam Seda Hanım, senden şu an bir şey ona cevap bekliyorum veriyorum demedim. Ben. Bana bir cevap ver demedim. Sadece ben bunun konuşmasını seninle yapmamıştım. Ben sana aday olmak istiyorum. Ben sana bu saatten sonra adayım dedim. Ve senden inan ki hiçbir şekilde bir beklenti içerisine de girmedim. Ve bunu da sana da izah ettim. Farkındayım. Bunu ben burada konuştum arkadaşlarla. Mehtap aslında küçük şeylerle de mutlu olabilen bir kadın. Ama sevdiği kişi getirdiyse... Berker hoşlandığı birisi değil. Buna açıkça eminim. Yani Mehtap'ı birazcık tanıyorsam bunu söyleyebilirim. O ne getirirse getirsin, ağzıyla kuş tutup önüne koysa da o an memnuniyetsiz davranacaktı. Çünkü bir buket kırmızı güle her kadın tav olabilir. Ama sevdiği kişi getirince Aykut getirmiş olsaydı emin olun bambaşka bir Mehtap görecektiniz. Ama kişi Berker olunca işin rengi değişiyor. Bir de beşi bir yerde. Aslında olmamış.
Çünkü bunun için biraz erkendi aslında. Berker'in yaptığında da hata var. Biraz gözlemlemeliydi. Bu durum normal. Ama Mehtap bence duygularıyla hareket ediyor. Yapması gereken şeyi yapıyor. Ama kırmaması gerekir Berker'i. 2 yıldır sana kimse yaklaşıp seninle aşk yaşamamaya çalışarak senden prim yapmaya çalışmıyor. Adam geldi senin gibi bir insanla aşk yaşamaya çalışıyor. Ben muhatap değilim. Zor olduğunu bile bile ve senden prim yapmaya çalıştığını düşünüyorsun. Şu an akıl vereceği ya da bana sen konuşabilecek en son insan sen konuşuyor. Ablacığım. Şu an benimle konuşabilecek en son insan muhatabım sen değilsin. Ya konuşma yani sen. Ben ilişki yaşamaya da gelmemişsin. Yok anne. Anladın? Muhatabım sen değilsin. Çekilir misin? Asli görevim bu değil yani teyze. Muhatabım sen değilsin. Ha akıl sen verdiysen bilemem. Sen akıl veriyorsan tabii ki bilemem. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben insanların aklıyla hareket edecek bir adam değilim birincisi. İkincisi de bunu madem konusu açıldı burada tekrardan söylemek istiyorum. Bu senin hani o prim yapmak mı acaba diye söylediğin cümleyi sadece insanlara karşı olan güvensizlikliğinden kaynaklı olarak anlıyorum. Hani prim yapmak mı acaba demedim ki. Bunu başka yerlerde çekmiyorum. Sözümü bitirmeme izin vermiyorsun ki. Ne, sen Gökhan'la arkadaşlık ediyorsun. Az evvel izlediğimiz VTR'de bile ben sert bir adam nasıl göğüslenir bilmiyorum. Çünkü sert bir yapım var. Ben bunu arkadaşımla oturmuşum. Verilen VTR'de arkadaşımdan akıl istiyorum. Berker bana gelirse Gökhan gibi biriyle takılıyor. Gökhan gibidir diye düşündüm. Çünkü tanımıyorum. Şimdi, nasıl göğüslerim diye akıl istiyorum. Farklı yargılıyorsun. Bunu görmedim dedim. Hayır, seni, İkincisi. Seni bununla ilgili yargılamadım. Bir saattir seni dinliyorum ben. Prim yapar mı muhabbeti de ben burada bir ilişkiye başlayacaksam Seda Hanım karşımdakinden emin olmam lazım. Evet bana altınla gülle her şeyle istersen dünyanın malıyla gel. Ben sana gelirken sadece yüreğimle geleceğim. Tabii ama ki, bu prim yapar gibi, işiniz yalnız, ben de saçma bu. Prim yapar diye Seda bunu düşünmem bile garip çünkü yani sırf sana aday oldu diye elenmeye kalkanları Ayça'yı biliyorum beğenen ben. Bir kadın. Buraya Ayça'yı beğeniyorum diyerek gelen bir kadın. Ben o geldiği günde düşündüm sonra beni söylediği günde düşündüm. Ha. Ayca'm benimle alaka. Yani eskileri Aycan, beğeniyor ben gibi. Aycan'la benimle alakalı. Çok saçma Seda Hanım. Düşünüyor şu ya anda. Ya benim bu adama güvenmem için soru işaretlerine cevap bulmam ama herkes gerekiyor. Öyle geliyor. Şu anda Aycan'ın bir ilişkisi var. Ya adam evet, bana evlilik Aycan'a gelen adam zaten şey geldi. Bizim adamla bir münasebetimiz geçmemiş. Niye Aycan'ın yani? Aycan'ın ilişkisi var evet ama ona geldi Onur. Arkadaş gidiyorlardı, elini tuttu. Şu an ilişkileri var. Bir haftada ilişkisi oldu. Çok rahat, her şey akıyor. Ben Aycan değilim. İnan ki. Ben Aycan değilim. İnan ki direkt Mehtap'a, Seda Hanım. Kötü Ana. Bir şey değil ki bu. Ben Aycan değilim ne demek Seda ya? Seda Hanım. Saçma hiç kötü şey alma. Senin tarzın arkadaşken flört etmek olabilir, evliliğe de gider yani. Ne var burada? Gideceğim. Berker sen mi konuşuyorsun? Evet ben konuşuyorum. Buyur. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben inan Mehtap seni hiç kimseyle karıştırmıyorum. Kimseyle de sen şöylesin böylesin tarzında hani seni... Farklı insanlarla benzetme yapmıyorum. Ben zaten seni sen olduğun için, tanımak istediğim için bir şeyler gerçekten gönlümden geldiği için yapıyorum ki ben hayatım boyunca kimseye bir kadına bir şey yapmış bir adam peki, değilim. Peki Berker yapmaya devam edecek misin? Şöyle söyleyeyim. Mehtap'ın kafasındaki soru işaretleri kaldırana kadar madem bu hediye alışım bir şeyler yapışım... Ters anlaşıldı. Mehtap'ın kafasındaki soru işaretleri kalkana kadar ben de bu tarz hediyeler yapma. Yani bir şey yapmam. Bir sürpriz bir hediye tarzı yapma. Ama dediğim gibi inan prim yapmaya da hiçbir şeye de buradan gelecek hiçbir getiriye de inan ki ihtiyacım yok. Ben senin burada popüler bir gelin adayı olup olmadığına ilgili bir şey bile düşünmedim. Hatta Onur dedim ki popüler mi dedim. Onur'a sordum yani popüler bir ya gelin bir şey adayı mı o kadar dedim yani. Zaten bu çok önemli bir şey değil. Dediğim gibi geçtiğimiz sene onu tanımak isteyen bir aday o hafta Mehtap Kızlar Evi'nde arası iyi değildi kızlarla. Adamı elemeye kalktılar. Yani bunlar riskli işler. Bu evde bir gün biri elenmek için ayakta duruyor. Ertesi haftanın birincisi oluyor. O yüzden kesinlikle popülerlik kollamayın. Hazal geçen haftanın birincisiydin. Bir önceki haftanın bir önceki haftada ayaktaydın. Aynen. Yani o yüzden bunları geçelim. Prim birim kimse kimsenin üzerinden yapamıyor. Herkes kendi doğru duruşuyla prim yapıyor. Sen yeter ki sen kısmetse o.